Araba burada. E kaçıyor mu? Ne? Nereye kaçıyor ya? Arzu bekle! Arzu! Arzu! Gel lütfen! Arzu! Bak kahretsin. Nerede Ekta? Kaçtı Ceylin. Kaçtı. Allah kahretsin ya. Hemen kızı bulup Ilgaz'a ifadesini aldırmamız gerekiyor. Ceylin bir kere bulduk yine buluruz ama biraz sakin. Nedense ben senin kadar ümitli olamıyorum. Bence giden gitti. Ha Ceylin sen geç ben geliyorum. Evet. Hadi gidelimsin hadi. Müjdemi isterim avukat. Buldum buldum. Lokmanı yut da söyle. Vallahi vallahi. Damak çatladın ha. Hanım yapmış, hanım. Şey, mercimek köftesi. Söyle bir adam. 4 kişilermiş. Düşünebiliyor musunuz? 4 kişi. 4 hayvan, 4 kansız. 4 insan atı, 4... Sen nasıl öğrendin bunu? O gece gelen kızı bulduk. Tuğçe'nin kurtardığı kızı. Aslında ifade vermeye gelecekti. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Ona saldırmışlar önce. Önce ona saldırmışlar. Elimizden kaçtı resmen kız. Gerçekten. Allah kahretsin resmen kaçtı. Tamam bir nefes al. Bir nefes al Ceylin. Fırat şuradan su verir misin dolabın içinde? Güzel nefes al. Tamam sakin. Al şu. Şimdi sakince baştan anlat. Geliyordu aslında ifade vermeye. Yardım etmek istiyordu ama son anda korktu. Savcım, siz buradasınız diye size haber vereyim dedim ama nöbetçiye savcıya mı söyleseydin? Nedir? Danoday otel yakınlarında bir kadın bulunmuş. Karnından bıçaklanmış. Ilgaz bu o. Biz o otelde buluştuk. Kimliğine dair bir bilgimiz var mı? Ya yok savcım ama ekipler fotoğrafını yolladı. Ya bu otelde buluştuk diyorum. Bu... Bak bakalım. Bu kız işte bu kız Allah kahretsin bu kız. Demek ki konuşacağını öğrendiler. Savcım. Tuğçe bizim hemen hastaneye gitmemiz gerek hemen. Tamam. Bilmem. Belki olabilir. Tamam arayacağım. O kız çocuğu bana hala mı kırgın? O zaman daha yeni bir avukattım. Evet biraz hırslıydım. Hoş. Yıllar içinde de hiç geçmedi hırsım, tutkum. Ne anlatıyorsunuz Allah aşkına? 16 yaşındaydım. İkimiz de büyüdük. Üstümüzden bir hayat geçti. Senin için ne kolay. Canın acımadı tabii. Babandan, güvenli evinden sen ayrılmadın tabii ki. Beni zorla anneme verdirdin. Sırf kazanma hırsından. Çocuk annede kalır. Annesi onu seviyorsa tabii ki neden olmasın? Ya kullanıyorsa? Babasına karşı, çıkarları için.
Yasalar neye izin verdiyse onu yaptım. Senin de annene verilmeni sağladım. Buna niye bu kadar kızgınsın anlamıyorum ki. Hayır yani ergenlik zor geçer anneyle kız arasında biliyorum. Ben o evde bir üvey babayla 2 yıl geçirdim. Her gece acıyla yastığıma diş geçirirken... Senin duruşma salonunda velayeti anneme verdiklerinde attığın kahkaha çınladı kulaklarımda. Sen beni almak için annemden daha hırslıydın. Çünkü senin için insanların, duyguların bir önemi yok. Vaadini gerçekleştirmiş bir avukat olmak önemli senin için. Her şey skor senin için. Ama ben 16 yaşımı kaybettim yaşama sevincimi. Sırf senin kazanma hırsının yüzünden. Evet, yıllar geçti. Ama ben hiç değişmedim. İçimde kız çocuğu duruyor biliyor musun? Yaram hala taze. O kız çocuğu burada. Ve nefreti de seni boğacak kadar güçlü.